bu süreçte bu transfer gelişmesinde diyelim. Ve geçelim Süper Lig'e. Transferlere konuşacağız sevgili izleyenler. Fenerbahçe'de bir hareketlilik var demiştik transferde. Şimdi ekranlarımıza Fenerbahçe'nin sayfalarını getirelim sevgili izleyenler. Bu arada şu dikkat çekici onunla başlayalım. Yeni sezon öncesinde Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzonspor'dan toplamda 4 futbolcuyu kadrosuna kattı. Şöyle bir istatistik var. Bu sezon dahil son 5 sezonda en az bir futbolcu transfer etmiş Hı -hı. bu şekilde. Aslında Galatasaray ağırlıklı da bir takım oldu evet. Fenerbahçe. Galatasaray'dan ayrılan bir sürü oyuncuyu aldı. İlginç mi? Evet ama görüyoruz ki Fenerbahçe Ali Koç'un da gelmesiyle birlikte yapılan Hı -hı. transferlerde özellikle bu sezon nokta atışı dediğimiz nasıl oynayacağını bildikleri isimlere yöneldiler. Yani geçmişte X takımında şu kadar oynadı bu kadar oynadı ya bakmadan gözlerinin önündeki ne yapacaklarını bildikleri oyunculara yöneldiler. Bu tamamen bu sezon özelinde söylüyorum şampiyonluğa gidecek yolda başarılı bir adım ve rakiplerinin de başarılı iyi oyuncularını kadrolarına kattılar. Bu enteresan bir sezon olacağının bize bir göstergesi bence. Peki Sabah gazetesinin 14. sayfasına gidelim. Spor kapak sayfası Erol Bulut'un sözlerine yer vermiş. İlk kez basına konuştu ve iddiasını da o konuşmada ortaya koydu sevgili izleyenler. Olmamız gereken yer şampiyonlarla gidiyor. İkincilik ya da üçüncülük benim için başarısızlık. Fenerbahçe'nin Avrupa'da olmaması negatif bir unsur. İnşallah Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz dedi. Baskı kuran, agresif bir takım istiyoruz. Yaş ortalamamız 28. Bunu 27.2'ye indireceğiz. Tecrübeli futbolcular ve onların etrafında koşan da kişiler olacak. Uzun vadede planımda milli takım dedi. Riski sevdiğinden bahsetti. E, keşke limit problemimiz olmasa dedi. Bir de stoperleri beklediğini söyledi. Kaleye transfer yok dedi. Emre işini çok iyi yapıyor diyor. Birçok satır satırbaşı var. Ben hepsini sana saydım. Nereden başlamak istersen? Şimdi takım yaşı 28'den başlayayım. Tamam. Ee, takım yaşı 28. Bunlar şampiyonluk yaşlarıdır, başarı yaşlarıdır. Aynen. Bu sene Başakşehir örneğinde de gördük. O 27 ile 27 buçukla 29 buçuk yaş ortalamaları genelde şampiyonluğu getiren yaşlardır. Devam edelim. Baskılı bir takım kuracağız. Evet zaten kendi oyun yapısı Malatya'da gördük. Bunu Alanya'da daha da iyi gördük bunu işaret ediyor. Her zaman baskılı oynamaya, rakibi abluk altına almaya, oyunu yönlendirmeye yönelik bir isim. Milli takımı istiyor. Çok güzel bir hedef, başarılı bir hedef. Bir yerli ve Türk teknik direktör için zaten hedef bu olmalı. <laughs> limit konusunda keşke limitimiz olsaydı diyor ama zaten limit varmış gibi transfer yapılıyor şu anda. Bence o çok bir sorun gibi görülmüyor şu anda Fenerbahçe adına. Stoper bekliyor. E, lemos'u istiyorlar. Bir sol stoper peşindeler. E, Serdar var, Lemos olur, yanına hı hı. bir tane daha isim alacaklar. Ee, bunlar var. Şampiyonlar Ligi hedefi Erol Bulut, camiayı bir hedefe yöneltmeli. Çünkü evet. Fenerbahçe, Ali Koç iki senedir, ondan önce Aziz Yıldırım dönemi şampiyonluktan uzaklar. Hatta Şampiyonlar Ligi'nden uzaklar. Fenerbahçe taraftarı hala Chelsea ile oynanan maçları izliyor. Hı hı. Fenerbahçe taraftarı hala Avrupa Ligi'ndeki kaybettikleri yarı final maçlarını izliyor ve üstünden çok zaman geçti. Evet. Ee, Camia olarak artık bir hedefi kilitlenmek, maça gitmek, sevinmek istiyorlar. Erol Bulut da bunu hı hı. baştan yaparak, hedefleri göstererek ilerlemesi bence çok doğru. Şu anda bir sistem oturtmayı denediklerinden hı hı. bahsetti. Evet. 4-2-3-1 ya da 4-3-3 sistemi benim kafamdaki sistem diyor. Hı hı. İstanbul Spor karşısında kara gümrük maçında vesaire bir takım denemeler yaptığını zaten hı hı. gördük. Hem Alman hem de Türk ekolünü temsil hı hı. ediyorum dedi hoca yapılan transferlere, gündemdekilere de baktığımızda hocanın anlattığı sistemle beraber nasıl bir Fenerbahçe olacak sence? Ol. Fenerbahçe taşlar yerine oturduğunda hücum ağırlıklı bir takım olmasını bekliyoruz. Çünkü yapılan transferler hiçbir için neredeyse demiyoruz ki ya savunmada dayı hücumda vasat veya orta bir Aynen. transfer değil. Mesela kanatlara yapılan hem Gökhan hem Cener hücumcu bekler. Novak alındı, o da hücum oyuncusu. Yani bu, bu noktada Fenerbahçe o 4-3-3'ü özellikle iç saha maçlarında çok başarılı uygulayabilir. O dörtlü dediğimizin o iki beki de aslında orta saha olarak düşünmek lazım. Yani biz zaman zaman Fenerbahçe'yi iki stoper ve orta sahadan oraya katılabilecek bir e, ön libero yani üçlü stoper Hı -hı. hattıyla görebiliriz. 4-2-3-1'i biraz daha sert geçmesini beklediğim maçlarda kullanacaktır. İki tane ön liberoyu özellikle iç saha maçlarında... E, daha önde kullanabilir. Onları çok ikili değil, beşli orta saha olarak düşünmek lazım. Eee Soza faydalı olur mu sence? Bu arada az bir vaktimiz kalmış. Hı -hı. Soza ile ilgili bir iddia da vardı. 35 yaşında oyuncu Hı -hı. biliyorsun ve maliyetinin 61 milyon TL bulduğuyla alakalı Hı -hı. bir haber vardı. Ne diyorsun? Çok büyük bir maliyet. Yani kolay kolay 35 yaşındaki bir oyuncuya ve şu andaki Türk takımlarının bulunduğu durumu da varsayarsak verilmeyecek bir para. Ama Fenerbahçe artık e, Bugün bizde Gürcan Bilgiç'in yazısında da var. Gemileri yaktı, evet. şampiyon olmak için o limitleri falan her şeyi aşmış durumda. Sosa elbette ki herkese faydalı olacak olaca, olabilecek bir oyuncu. Hı -hı. Hani oradaki üçlüye baktığımızda ideal gözüküyor. Gustavo, Ozan. Ama zaman. kim olacak işte oradaki üçlü? Evet, Mert Hakan. Mert Hakan yanlar, var, evet. O üçlüyü kağıt üzerinde hep e, wow çok güçlü olarak hep Hı -hı. düşünüyorduk, Hı -hı. konuşuyorduk. Ama şimdi sozu bu kurgunun neresinde kim yedek bekleyecek? Mert Hakan güzel bir performans sergiledi Sivas'ta. Evet, 11. Mert Hakan'ı orada mı kullanır? Mı? Kanatlarda mı kullanır? O da benim soru işaretim. Hani Erol Bulut biraz maçlar geçtikçe onu faydalı bir kanatta da kullanabilir. Öyle forvet mi? arkası, ikinci forvet. Mesela 8 numarayım gibi bir 8, açıklaması var. Evet, vardı, 8 numara Herkes ama. 10 sanıyor. aynen ama şutları olabilen, hücuma hızlı driplinglerle hı. çıkabilen ve savunma özelliği çok olmayan bir oyuncu. Hı hı. Zaman gösterecek. İşte Emre'nin mesela e, oradaki emisyonu kim üstlenecek hı hı. vesaire bu kurguyu konuşmaya sürdüreceğiz Sayratla beraber. Bu arada saat başı gelmiş gelin öncelikle gelişmeleri bir kez zatlıyor. Fıratları kullanmakta biraz zorlandılar. Ee, rakip ceza sahasında pozisyon bulmakta zorlandı Münih. 22. dakikada gol'e çok yaklaştı. Lewandowski'nin şutundan bahsediyor direkt de patlayan. Bu andan sonra Alman ekibinin daha değerli bir futbol oynamaya başladığını söyleyebiliriz. İkinci yarıya iyi giriş yaptılar. Topu kontrol ederek oyunu yönlendirdi Almanlar. Zaman zaman Paris Saint Germain'i unutmayı başardılar. Koeman 59. dakikada golü attı. Bayern Münih bu avantajı maçın son anlarına kadar götürmeye başardı. Zira Münih'i çünkü Öne geçtikten sonra durdurmak çok zor, devirmek çok zor. Tabi bu noktada kaleci Noel'i de es geçmemek lazım diyor Ali. Efsane olmaya aday olan Noer, finalde yaptığı kurtarışlarla kupanın kulbuna sağda sıkı sıkıya sarıldığını herkese gösterdi. Suat senin de dediğin gibi ligin erken bitmesine rağmen formundan hiçbir şey kaybetmeyen Bayern Münih gördük sahada Ali de zaten buna vurgu yapıyor. Demiş ki turnuva takımı olmak bu olsa gerek diyor. Yani Almanlar hep söylediğimiz gibi hani o ünlü İngilizlerin lafında etmeyeceğim. Yani 11 kişiyle oynanır falan Almanlar <laughs> kazanır ama sahada ilk yarıda istediğini evet Ali Baransel haklı. Paris Saint-Germain daha istekliydi, daha heyecanlıydı ama bir karşı taraf bir tecrübe abidesi diyelim. Tabii, aynen nasıl oynayacağını, nasıl sahaya yerleşeceğini çok iyi bilen ve bu maçları çok oynamış bir ekip. İlk yarı bittiğinde %38'e 62'lik toplu oynama oranı vardı. Yani Paris Saint-Germain topu rakibine bırakmış. Bayern Münih'in yönlendirdiği, Bayern Münih'in istediği gibi hareket ettiği bir maçtı. Hiç zorlamadılar. Yani şu anlamda zorlamadılar. Kendilerinden açık vererek ilerlemediler. Evet. Ee, Mbappe ile Neymar'ı hani boş bırakmak, onlara alan tanımayı da çok düşünmeden oynadılar. E, i̇kinci ikinci yarıda gelen gol maçı bitirdi. Aynen bir de şu bir gerçek ki öne geçtikten sonra çok zor yani Bayan Münih'i devirmek durdurmak. O avantajı 59. dakikada aldı sonuna kadar da götürdü Hı. Bayan Münih Avrupa'nın en iyisi oldu. Ee, bir iddiayı konuşalım şimdi. Hı. Yeni Asır gazetesinde bir transfer iddiası var. İlginç. 17. sayfa ekranlarımıza gelecek. Çılgın da bir iddia olduğunu söyleyelim. Messi Barcelona'dan ayrılma kararı aldı biliyorsun. Ee, Juventus talipmiş Hı -hı. kendisine şimdi böyle olunca da tabii iki yıldız aynı takımda olacak mı diye bütün taraftarlar futbol severler çok heyecanlandılar ne diyorsun bu iddiaya Messi'nin ilk e, bu lafları o, yeni teknik direktör Kuman'la konuştu radyolara yansıdı İspanya'da radyolar çok önemli bir haber kaynağıdır çok farklı bir düzendir onu da söyleyeyim Hı -hı. E, hani radyodan gelen habere öyle itibar etmemek falan söz konusu değildir orada e, radyolara düştü İspanya bir anda ayaklandı ben bu takımda artık kendime aidiyet hissetmiyorum. Yani çok etkili ve